Herkese selam arkadaşlar. Bugün müzik masasına, müzik camiasına pek çok isim gibi Disney'den transfer olan, son yılların en popüler ve en başarılı, kendine has sesi ve güzel imajıyla pek çok başarıya imza atan, son yılların en büyük ismi Miley Cyrus'ı konuk alıyoruz. Eğer siz de hazırsanız videoyu başlatıyorum. Gerçek adı Destiny Hope Cyrus olan bu güzel kız, 23 Kasım 1992 tarihinde Nashville'de dünyaya geliyor. Adının bugün Miley olma sebebi ise Destiny, küçük yaşlarında sürekli gülümseyen bir çocuk olması sebebiyle ailesi ona Smiley'den türeyen Miley ismini vermiştir. Ünlü bir baba ve popüler bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Miley, daha çok küçük yaşlarda Hollywood'a yakından şahitlik ederek büyümeye başlıyor. Okul çağlarına geldiğinde Miley de Amerika'daki diğer milyonlarca çocuğun başına geldiği gibi kontrolsüz gençlik zorbalığına maruz kalan isimlerden. 6. sınıfa giderken sınıfındaki diğer insanlar tarafından sürekli dışlanıp zorbalığa uğruyor. Miley'e karşı sınıf arkadaşlarının anlamsız ve gereksiz bir nefreti söz konusu. Ki bu öyle bir nefret ki bir keresinde Miley'i okulun tuvaletine kilitleyerek tuvaletten 1,5 saat boyunca çıkamamasına sebep olacak kadar kontrolsüz bir seviyedeydi. 9 yaşına geldiğinde babası Billy Cyrus'ın oynadığı Duck isimli bir dizide yer alarak şöhretin kapılarını kendine uzun vadede aralayacak olan oyunculuk kariyerinin daha ilk somut adımlarını o dönemlerde atmaya başlamıştı. Dizideki başarılı performansı sayesinde hem ailesinin hem de dizi çalışanlarının ilgisini çekmeye başlıyor. Ailesinin de bu anlamda kendi kariyerini oluşturması adına desteğini de tam olarak bu tarihlerde arkasına almaya başlıyor. Miley bu deneyimin ardından 2006 yılına kadar çeşitli pek çok projede yer alıyor. 2006 yılında ise hayatını değiştirecek olan o büyük yol ayrımına gelmişti. Miley'nin ailesi Disney'nin o dönem büyük bir proje üzerinde çalıştığını duyuyor. Çocuğunun bugüne kadar sergilediği performansların son derece başarılı olduğunu düşünen babası Billy, Miley ile konuşarak bu dizi için hazırlanmasını istiyor. Miley, Disney'nin büyük projesi Hannah Montana dizisi için seçmelere katıldığında Disney yetkilileri Miley'nin çok küçük olduğunu düşünüyorlar. Ancak tam bu noktada babası Billy devreye girerek yetkilileri bu konunun bir sorun yaratmayacağı konusunda onları ikna ediyor. Yetkilileri bu anlamda ikna eden baba Miley'nin seçmelere katılmasının önünü açıyor. İlk başlarda dizinin ana karakteri Hannah Montana'nın yakın arkadaşı olarak düşünülen Miley, seçmelerde sergilediği performansı sayesinde dizinin başrolü olan Hannah Montana olacak kadar iyi bir performans sergiliyor ve Disney yetkilileri tarafından Hannah Montana rolü Miley Cyrus'a veriliyor. Hannah Montana ilk defa 24 Mart 2006 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri televizyonlarında yayınlanmaya başlıyor. Oh yeah, sure. Now you was back. Oh, now you was back. Oh, now you. It's like the brother I never had. Brother I never had. Brother I never had. Brother I never. Miles, you gotta do it with me or I look kind of stupid. Okay, I'm sorry. I was kind of tired. I didn't get much sleep last night. And BTW? You don't need my help to look stupid. Dizi daha ilk bölümden 4 milyondan fazla bir reyting elde etmeyi başarıyor. Ve kısa sürede Amerika'nın en popüler dizilerinden biri oluyor. Miley bir Disney projesi olmak için ideal bir figürdü. Disney kendi prensipleri altına alıp dilediği gibi şarkı söyletip, dans ettirip ve oyunculuk performansı sergiletebileceği bir insan arıyordu ve Miley bu konu için biçilmiş bir kaftandı. Dizinin popülaritesini arttırıp Amerika'da çok ciddi ses getirmesi üzerine henüz 14 yaşında olan Miley çocukluğunu yaşayamamakla birlikte ciddi kontratlar ve psikolojik baskılar altında kendisine biçilen figürün görevlerini yerine getirmeye başlamıştı. Günde 12 saati bulan çalışma temposu, Miley'nin gitgide yıpranması ve ailesi, arkadaşları ve yakınlarıyla zaman geçirememesine sebep olmaya başlamıştı. Disney'nin karanlık yüzünü bilenler iyi bilirler ki bu konu üzerine de ekstra bir video çekmeyi planlıyorum. Disney, Miley'nin diziyi uçurması ve çok büyük hayran kitlesi elde etmiş olmasına yükselmiş olacak ki Miley'e dair her şeyi sömürmeye daha dizinin ilk sezonu bittiğinde başlamışlardı bile. Miley o dönemler CBS kanalına her gün düzenli ve sistematik çalışmak zorunda olup makyaj yapmak durumunda kalan bir genç kız olduğunu ifade etmişti. Hayatını okulla birlikte dengelemek ve bir çocuk için o dönemler her gün peruk takmak zorunda olduğunu, ayrıca iki karakteri de aynı anda yürütmenin nedenli zorluklara sahip olduğunun altını çizmeye başlamıştı. Hannah Montana, Disney'e en çok hasılat getiren 3 diziden biri oluyor. Miley üzerindeki baskı nedeniyle Hannah Montana'nın çekimlerinde o kadar çok
yıpranıyordu ki yavaş yavaş dizinin ikinci sezonunda panik ataklar geçirmeye başlamıştı. Miley'e o dönem yakın olan insanların açıklamalarına göre Miley'nin zihinsel sağlığı çoktan bozulmuştu. Dizi dönemine baktığınızda Miley çok büyük bir Disney yıldızı olmuştu. Tüm gençlerin izini takip ettiği bir dönemde 2008 yılında Vanity Fair isimli bir dergiyle fotoğraf çekimi gerçekleştiriyor ve bu sayede de kariyerinin ilk skandalına imza atmış oluyor. Bu fotoğraf çekiminden Disney'nin hiçbir şekilde haberi yoktu ve Miley olayın büyümesinin ardından bu fotoğraf çekimiyle ilgili şunları söyledi. Sanatsal olması gereken bir fotoğraf çekimine katıldım ve şimdi fotoğraflara bakıp hikayeyi okudum. Çok utanıyorum. Hiçbir şeyin böyle olmasını istemedim ve özür dilerim. Çok sevdiğim hayranlarım. Bu açıklamanın ardından ise dergi raflardan kaldırılıyor. Miley bu olayın üzerinden 10 yıl geçtiğinde, yani 2018 yılına geldiğimizde bu fotoğraf çekimini Twitter üzerinden paylaşıyor ve tweetinde özür dilemiyorum git yazarak geçmişte kendisine dayatılan baskı karşısında boyun eğmek zorunda kaldığına ne kadar üzüldüğünün altını çiziyor. 2009 yılına geldiğimizde ise uzun zamandır hoşlandığı Nick Jonas'la birlikte bir ilişkiye başlıyor. Miley'nin bu ilişkisi çok uzun sürmüyor. İddialara göre Nick Jonas, Miley ile birlikteyken Selena Gomez'den hoşlanıyor ve bu durum ortaya çıktıktan sonra Miley ilişkisini bitirip bir şarkı yazarak bu duruma göndermede bulunuyor. Miley'nin yavaş yavaş gerçek kimliğinin peşinden gitmeye başladığı bu dönemlerde müziğe duyduğu ilgi de doğru orantıda artmaya başlıyor. Miley dizi için 2007 yılında ilk defa stüdyoya giriyor. Miley Cyrus, Meet Miley isimli bir albüm hazırlıyor. Albüm yayınlandığında ben de 14 yaşındaydım ve o dönemler Miley'yi See You Again şarkısıyla tanımıştım. 2008 yılında Breakout, Hannah Montana ve Hannah Montana Folch 1 isimli 3 farklı albüm yayınlıyor. 2009 yılında ise The Time of Our Lives isimli bir albüm hazırlıyor. Albüm yayınlanan Party in the USA şarkısı idolü olan Britney Spears'a göz kırpan aynı zamanda da son derece eğlenceli bir pop şarkısı. Ve Miley bu şarkısıyla da yavaş yavaş ileride büyük bir yıldız olacağının sinyallerini vermiş bulunuyor. ...2010 yılına geldiğimizde ise Can't Be Tamed isimli bir albüm yayınlıyor. Albümle aynı ismi taşıyan şarkıya klip çeken Miley şarkının klibinde de Disney'de yaşadığı travmalara göndermelerde bulunuyor. Kafeste sıkışan ve hapsedilen, çevresindeki insanların üzerinde konuştuğu bir kuş figürünü canlandıran Miley, son derece başarılı bir ivme yakalıyor ve iyiden iyiye müzik camiasındaki adını güçlendirmeye başlıyor. ...2011 yılına geldiğimizde ise Miley için bir şeyler değişmeye başlıyor. 2006 yılından bu yana üzerinde mücadele verdiği ve çeşitli psikolojik travmalar geçirdiği Hannah Montana dizisi yayın hayatına son veriyor ve Miley'nin bu anlamda Disney ile bağlantısı kopuyor. Dizinin bitmesinin ardından uzun süre dinlenmeye çekilen Miley hem oyunculuk hem müzikal kariyerine kısa bir ara veriyor. Yine bu dönemlerde 2010 yılında Liam Hemsworth ile tanışıyor ki onunla tanışması uzun vadede özel hayatını en çok değiştirecek olan olayların başlangıcı oluyor. Kısa süre içinde tanışıp anlaşmaya başlayan ikili ilişki yaşamaya başlıyorlar. 2012 tarihinde yeni albümü için çalışmalara başlayan Miley bir yandan da stilini değiştirmek için kararlıydı. Dizi boyunca üzerinde yaratılan uslu kız imajından bir an önce kurtulmak isteyen Miley yaşayamadığı gençliğinin verdiği güçle birlikte 2012 yılında imajını tamamen değiştiriyor, saçlarını kısacık kestiriyor ve sarıya boyatıyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve Disney travmasından kendini kurtarmak için hazırladığı yeni imajıyla birlikte Miley yeni stüdyo albümünü yayınlayacağını duyuruyor. Ve 3 Haziran 2013 tarihinde yeni stüdyo albümü Bangers yayınlıyor. Albümün ilk çıkış teklisi We Can't Stop, Miley'i Hannah Montana dizisinde tanıyan küçük yaştaki takipçileri için soğuk su etkisi yaratıyor. Miley artık yaramaz bir genç kız, parti ve eğlence dünyasının aranan ismi olmuştu. Ve Miley, twerk kültürünü de yıllar sonra yılların tozlu raflarından bugüne taşıyarak neredeyse her videosunda da bu dans kültürüne yer vermiştir. We Can't Stop yayınlandığı an 16 ülkenin iTunes listesinde 1 numaraya çıkıyor. YouTube'da 24 saat içinde 10.7 milyon kere izlenerek o dönemki rekorun sahibi olan Justin Bieber'ın Beauty and Beat şarkısından rekoru alıyor ve YouTube'da en çok izlenen video oluyor. Aynı zamanda bu dönemlerde de 3 yıldır ilişki yaşadığı ve son 1 yılda da nişanlı olduğu Liam'in Miley'i aldattığı iddiaları ortaya çıkmaya başlıyor. Bu iddialar doğru olacak ki Miley bu iddialardan sonra Liam ile olan ilişkisini tamamen sonlandırıyor. Ardından albüm
albümün ikinci single'ı Wrecking Ball yayınlanıyor. Şarkı o kadar çok popüler oluyor ki çekilen klibin yarattığı sükseyle birlikte albümün en çok satan ve en çok konuşulan işi oluyor. Şarkı Miley'nin özel hayatında en çok yer kaplayan ve bundan birkaç ay önce kendisini aldattığı ortaya çıkan Liam'e yazılan bir şarkı. Aynı zamanda Wrecking Ball, YouTube'da 24 saat içerisinde 19 milyon küsür kere izlenerek One Direction grubunun Best Song Ever isimli şarkısının rekorunu elinden alıyor. Ardından ise albümden Adore You isimli şarkı yayınlanıyor. Boy, fakat albümdeki favori şarkım olan Fu ne yazık ki hiçbir zaman single olarak yayınlanmıyor. Ve bence Miley'nin kariyerindeki en büyük hatalardan biri bu. Çünkü Fu gerçekten çok ciddi hit potansiyeli taşıyan bir şarkıydı. Miley yeni tarzı her ne kadar eski takipçileri tarafından yadırgansa da insanların karşısına her fırsat yeni imajını güçlü bir şekilde sunmaya devam ediyordu. 2013 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sergilediği performansla bir anda tüm dünyanın gündemine oturuyor. Hem liste başarıları hem de albüm satışları oldukça iyi gidiyordu. Miley aynı zamanda bu Bangers albümü için hem idolü olduğu hem de en çok çalışmak istediği isimlerden biri olan Britney Spears'ı kendi albümünde bir şarkıya davet ettirmeyi de kabul ediyor. Hatta Miley Britney'yi o kadar çok seviyor ki single olarak yayınlanmamış olmasına rağmen Britney ile yaptığı Bangers isimli şarkının adını albümüne veriyor. Başarılı bir albüm döneminin ardından dünya turnesine çıkan Miley, albümün enerjik ve hareketli imajını da turnesine yansıtmaya devam ediyor. Yılına geldiğimizde 2013 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nde sergilediği o sükseli performanstan sonra hem MTV'nin reytingi artmıştı hem de kendi kitlesi artmıştı. Bu fırsatı değerlendirmeyi bir görev olarak bilen MTV yetkilileri 2015 yılında düzenlenecek olan VMA'lar için Miley'e sunuculuk teklifi götürüyor. Teklifi kabul eden Miley gece için aylar öncesinden hazırlanmaya başlıyor. Bu sırada da geceye dair çekilen kısa reklam filmleri yayınlanıyor. Ve Miley, VMA gecesinin sunuculuğunu yaptığı son dakikalarda yeni albümü Miley Cyrus and Her Dead Pets isimli albümünün an itibariyle yayında olduğunu açıklıyor ve albümü ücretsiz bir şekilde indirebileceğimizi söylüyor. Bu albüm bir süperstarın aylarca stüdyoya kapanıp kariyeri için önemli olarak hazırladığı albümlerden biri değil, Miley'nin önce kendi keyfi ve sonrasında da hayvanlar için hazırladığı özel bir albüm. Bu yüzden de albümden sadece Do It isimli bir single yayınlıyor. (Gülüyor) 2016 yılına geldiğimizde uzun süredir görüşmediği eski nişanlısı Liam ile tekrar bir araya gelen Miley ilişkisine devam etme kararı alıyor. Küçük yaşlardan bu yana çalışıp büyük sorumluluklar altında kendine bir kariyer inşa etmek zorunda kalan Miley bir süre dinlenmeye karar veriyor. Bu sürede de 2012 yılında kestirdiği saçları yavaş yavaş uzuyordu ve Miley gözlerimizin önünde genç bir kadına evrilmeye başlamıştı. 2017 yılında bir süredir üzerinde çalıştığı ve country ezgileri taşıyan yeni albümü Younger Now'u yayınlayacağını duyuruyor. Albümden ilk single ise Malibu isimli bir orta tempo şarkı yayınlanıyor. Malibu'nun ardından da albümle aynı ismi taşıyan Younger Now isimli single yayınlanıyor. So
Fakat albüm Miley'nin kariyerinde belki de bugüne kadar en az ses getiren albüm olmuş olabilir. 2018 yılı Miley'nin hayatının gidişatının değişmeye başladığı, artık olgunluk dönemine girdiğini gösteren olaylarla dolu bir yıl oluyor. 2010 yılından bu yana çetrefilli bir ilişki yaşadığı Liam ile birlikte 23 Aralık 2018 tarihinde evleniyor. Özel hayatında her şeyin yolunda gitmesinin yanı sıra bir yandan da yeni müziği için çalışmaları sürdüren Miley, 30 Kasım 2018 tarihinde Amerikan müzik endüstrisinin dahi çocuklarından biri olan Mark Ronson'la birlikte yine Ronson'un yeni albümü için hazırlanan Nothing Breaks Like a Heart isimli bir single yayınlıyorlar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. 2019'da ise bir süredir üzerinde çalıştığı EP'si She Is Coming'i yayınlıyor. EP'den Mother's Daughter isimli bir single yayınlayan Miley, daha olgun fakat yine eski marjinalliğine göz kırpan bir imajla karşımıza çıkıyor. Kendi yorumuma gelecek olursak, Miley bugüne kadar benim favori isimlerimden bir tanesi olmuştu hep. Belki de yaşlarımızın çok yakın olması, diğer insanlar gibi samimiyetsiz ya da şöhretin ardına sığınıp saçma sapan şeyler yapmaması, her zaman korkusuz ve istediğinin peşinden gidebilecek özgüvene sahip olduğunu düşünmem, soğukkanlılığı ve garip sevimliliğiyle birlikte bugüne kadar en sevdiğim isimlerden bir tanesi olmuştur. Aynı zamanda ses rengine de bayılıyorum. Akustik performansları ve canlı performansları da çok başarılı. Sadece kendisiyle ilgili yapabileceğim en ufak bir eleştiri olacaksa bu da artık yayınladığı EP ya da onun öncesinde yayınladığı Country ve Her Dead Pets isimli albümü gibi sıradan ve orta halli albümler değil, artık süperstarlığa göz kırpan, bangers'ın daha iyisi ve potansiyelini gerçek anlamda yansıtan hitlerle dolu bir albüm bekliyorum ondan. Zira sektörde kaç tane nota olduğunu bile bilmeyen insanların stüdyoda harikalar yarattığı şarkıları dinlerken Miley gibi yetenekli bir ismin bu kadar sıradan albümlerle ilerlemesini istemiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıya yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve abonelik zilini açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.